Siz bu eve geldiğinizden beri biz çok şey yaşandı. Mesela benim düğünümde benim arabam çalındı. Oğlum kaçırıldı. Yetmezmiş gibi oğlum tekrar kaçırıldı. Tuğba itildi, düşürüldü. Karnında bebeği olmasına rağmen. Onur, benim kardeşim. Zeynep'in eski sevgilisi mi, bir arkadaşı mı, her kimse onu yaraladığı için gözaltına alındı. Ahmet abiye bir şey mi oldu? İyi şimdi, merak etme. Neyse, bütün bu olanlardan sonra sizi affetmemin en önemli nedeni başınızda birinin olmaması. Ha, tabii yanınızda Azime halanız var ama anne babanın yerini tutmaz. Ne demek istiyorsunuz yani? Eğer anneniz başınızda olsaydı bu hataları yapmazdınız diye düşünüyorum. Bu yüzden aklınızı başınıza alın, bu olanlardan ders çıkarın ki benzer şeyler tekrar olursa affetmem diyorum. Bunları söylemek için mi çıkardınız beni içeriden? Bu yaşananlardan sonra biraz konuşmak hakkım galiba. Çünkü yaptıklarınız beni ve ailemi kötü etkiledi. Artık kimse üzülmesin. İyi ve ahlaklı davranırsanız benzer acıları yaşamayız. Mert'i ben kaçırmadım. Arabayı da geri getirecektim zaten. Bir şekilde geri de geldi. Hiçbir şey bilmeden yargılıyorsunuz. Her neyse, her neyse. Artık hata yapmayın. Size bir şans veriyorum ve güvenmek istiyorum. Şimdi nerede kalacaksınız? O da soru mu Nefise? Tabii ki bende kalacaklar. Halaları var. Yani ben şimdi böyle dalga söyledim de tabii yüce gönlünüze sığınarak... tabii ki en son kararı siz verirsiniz Muzaffer Bey. Kusura bakmayın. Tabii tabii. İsterlerse kalabilirler. Eğer bütün bu yaşananlardan sonra gönül rahatlığıyla dönmeyi kabul ederlerse benim kapım açık. Biz tekrar buraya dönebileceğimizi çok sanmıyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Peki. Yemek için teşekkürler. Hadi kalkalım. Dur, dur. Paranız var mı? Merak etmeyin. Biz hallederiz. Kardeşlerimin sorumluluğu tamamen bana ait. Peki, kızma hemen. Kalacak yeriniz yoktur diye söyledim. İçeriden yeni çıktım. Paramız var bizim. Zaten sizin vereceğiniz paraya da ihtiyacımız yok. Yemek için çok teşekkürler. İçeriden akıllanıp çıktığına sevindim. Böyle devam et. Çünkü hata yapmaya yatkın bir karakterin var. İyi bir aile eğitimi almadığın için. Suç sende değil, suç ailende. Eminim siz Mert'e çok iyi bir aile terbiyesi vereceksinizdir. Zaten Nefise Hanım da bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Bundan eminim. Elbette. Haydi. Ben çocukları geçireyim. Buyurun. Aman be, Allah Allah. O kadar olaydan sonra bırak da haşlasın biraz. Vallahi güzelim, yemek rezil oldu ya. O kadar da çeşit yaptım.